Evet, tekrar günaydın. Ben diğer konuşmacılara alan bırakarak çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Patent fenomenale normalde bildiğimiz gibi normal insan fizyolojisinin bir parçası. Çünkü insanların yaklaşık %20-25'inde olabilen bir şey. Ve fetal hayatta çok önemli olduğunu biliyoruz. Hatta biz çocuk kardiyologları olarak bunun işte küçük olması veya problemli olması durumunda işte sol kalple ilgili bir takım sorunlar olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Normalde tabii ki patent fenomenale herhangi bir şekilde sağ atrıma gelen bir pıhtının, trombüsün sol kalbe geçmesi için veya herhangi bir metabolitin sol kalbe geçmesi için bir kanal görevini yapıyor. Bu nedenle de şimdiye kadar işte paradoksik embolik stroke, işte migren, auralı migren ve özellikle dekompresyon illness gibi başlıca bu konularda bunun bir takım problemler neden olabileceği vurgulanıyor ve bunlarla ilgili bir takım tedavi protokolleri geliştiriliyor. En önemli problemler olarak baktığımız zaman stroke ve geçici iskemik atağın patent foramenovale ile ilişkilendirildiğini biliyoruz. Dekompresyon hastalığının yani bu bizim dilimizde vurgun, dalgıçlarda görülen vurgunun. Platipne ortodoksi sendromu adı altında çok nadir görülen bir sendrom var. Yine onunla ilişkilendirilmiş. Yine migren, özellikle auralı migrenler ve obstrüktif slip apne ile alakalı olduğunu biliyoruz. Bu YouTube'dan aldığım bir örnek. Çok enteresan. Trombüsün patent foramenovale'den sol atriuma doğru geçtiğini gösteren canlı bir transözofageal ekokardiyografi kaydı. Patent foramenovale 1877'de bir German Alman patolojisi tarafından tanımlanmış. 35 yaşındaki bir hastaya post öldükten sonra yaptığı çalışmada bu stroke nedeniyle hastanın bacağında bir trombüs tespit ediyor ve geniş bir patent foramenovale tespit ediyor ve diyor ki buradan kopan bir trombüs, daha doğrusu orada oluşan trombüs parçası emboliye neden oluyor ve buradan da foramenovale yoluyla geçerek beyine kadar ulaşmış ve bu hastayı bu öldürmüş diye söyleniyor. Şimdi patent foramenovale tabii kapatmak için endikasyonlardan bahsetmek daha sonraki konuşmalarda olacak ama nelere neden oluyor? Aslında bunlar da ortaya çıkıyor. Yine stroke ve geçici iskemik atak, embolik miyokardiya enfarktüsü, peripheral embolization, dekompresyon hastalığı yani vurgun dilimizde ve yüksek bölgelerde oluşan pulmoner ödem gibi şeyler. Bunun yanı sıra bu işi genişlettikleri zaman işte PFO'nun birlikte bulunduğu bir takım anormallikler, işte septumda anevrizma, tünelin uzun olması, işte redundant östekiyen var gibi şeyler ve hastada bir hiperkoagülasyon durumunun olması, hastada daha önce bir derin venöz tromboz olması ve buna bağlı pulmoner emboli geçirmesi, pacemaker ve defibrilatör olan bir hastada patent foramenovale endokardiyal bir şey varsa acaba bunları da yapmalı mı? Ve embolizme neden olabilecek cerrahi yöntemler var, bir takım cerrahi girişimler var. Özellikle bunların bazılarında işte yapılsın mı yapılmasın mı diye bir takım tartışmalar var. Bunun yanı sıra yine migren, özellikle auralı migrenlerde, platipne ortodoksisinde, egzersiz sırasında desaturasyon olan hastalarda ve slip apne olan hastalarda da yine terapötik anlamda yapılabileceği söylenirken bir de mesleksel şeylerden bahsediliyor. İşte derin deniz dalgıçları, işte dağ tırmanıcıları veya sık uçan insanlarda, işte üflemeli çalgıcılar, cam üfleyiciler. Bunun yanı sıra özellikle askeri pilotlar ve akrobat pilotları, astronotlar ve mesleksel olarak pilotluk yapanlar da bunların yapılabileceği yolunda bir takım yayınlar var. Fakat bunlardan en önemlisi PFO'ya bağlı paradoksik embolizm. Özellikle PFO'nun bizim neden olarak ortaya çıktığını düşündüğümüz en önemli problemlerden birisi bu. 1951'de Johnson ilk defa bu konuda bir dikkat çeken çalışma yapmış. Daha sonra 1988'de Leşat yaptığı çalışmalarla PFO'nun bulunmasının stroke'la bir ilişkisi olduğunu ilk kez kanıtlamaya çalışmış. 1992'de de ilk defa bir pediatrik kardiyak intensivist olan Jim Locke PFO ile ilgili kapatma deneyimlerini publish etmiş. Burada hepimizin bildiği gibi venöz tarafta bir trombüs olduğu zaman bunun trombüsün venöz sistemden arteriyel sisteme geçmesi sonucunda arteriyel segmentin tıkanması sonucunda
paradoksik embolizm oluyor ve buna bağlı strok gelişiyor. Tabii burada özellikle belki daha sonra konuşmacılar bahsedecek bir takım ne derler, konsensus olması lazım. İşte nörolojist, kardiyolojist hep beraber çalışıp bu hastalarda gerçekten bir bu PFO'nun kapatılması gerekli mi, ne tür çalışmalar yapmak lazım, başka hangi nedenler var? Bu konuda mutlaka nöroloji, kardiyoloji, teamwork çalışmasını yapmakta fayda var. Bunu belki konu konuşmacı birazdan bahsedecek. Yine hepimizin bildiği gibi vurgun, derin tüplü dalgıçlık yapılan yerlerde olabilen bir şey. Yaklaşık olarak insidansı 10.000 dalışta 2.5. Fakat PFO olanlarda bu oranın 5 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunun için özellikle tabii ki bu konuda henüz daha bir konsensüs olmamakla beraber, daha sonra Werner Bass bu konudan bahsedecek. Özellikle migren, auralı migren olan, PFO'su olan ve kurallara uymasına rağmen bu şekilde problem olan hastalarda belki bunun kapatılması düşünülebilir. Bunun için henüz daha kanıtlanmış veya çok kanıta dayalı elimizde henüz daha örnekler söz konusu değil. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yine migren hepimizin bildiği gibi çok önemli bir sorun. İnsanlarda çok yüksek oranda bulunuyor. Yine bakıldığı zaman strok geçiren hastalarda migren olasılığının daha fazla olduğunu gösteriyorlar ve baktıkları zaman migreni olan, ağrı olan, auralı migreni olan hastalarda transkranial Doppler çalışmasında sağdan sola şantın normal popülasyona göre yaklaşık olarak 2 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Burada genellikle propoz olan mekanizm bir metabolitin veya buna neden olan çok küçük bir embolinin sistemik dolaşıma katılarak migren atağını başlatabileceğini göstermiştir. Yine platipne ortodoksi sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bunda da patent foramen ovale'nin rolü olduğu düşünülüyor. Bunda hasta ayaktayken hipoksi oluyor. Sonra yattığı zaman hipoksinin düzeldiği gösterilmiş ve bunlarda eğer sağdan sola şant varsa bunun kapatılmasının hastadaki hipoksiyi engellediği yine bildiriliyor. Burada tabii önemli bir problem. Bugün de biliyorsunuz ki hastaların birçoğuna eko yapılıyor. Eko yapıldığı zaman aksidental olarak PFO tanımlanıyor. Bunlarda da yine bir takım kriterler geliştirilmiş. Egzersizde desatüre oluyorsa, şiddetli obstrüktif slip apnesi varsa, hiperkoagülasyon durumu söz konusuysa, venöz trombüs formasyonu neden olabilecek bir cerrahi girişim gerekiyorsa veya valsal veya basınçla ilgili bir takım mesleklerde çalışıyorsa, geniş bir PFO şantı varsa, atrial septal anevrizması varsa veya prominent yani belirgin östrakiyen valvi varsa veya aslında devamlı bir sağdan sola şant varsa bunlar da belki kapatılmanın gerekebileceği yolunda bir takım şeyler var. Bunları da özellikle PFO tespit edilen hastalarda bunlara dikkat etmek lazım diye söylüyoruz. Tabii bu konuda çok çalışmalar var. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren transkateter kapatma yöntemlerinin artmasıyla beraber bir takım çalışmalar yapıldı ve 2017 ve 2018'de iki cihaz özellikle strok geçiren hastalarda PFO varlığında cihazla kapatılmasının oldukça faydalı olduğunu gösterdiler. Bugün için de FDA tarafından bu onaylandı. Sonuçta foramen ovale masum mu yoksa suçlu mu? Henüz daha bunun cevabını bilemiyoruz ama strok, migren, özellikle auralı migrenler hipoksemiyle bir alakası olduğunu bilmekteyiz. Sonuç olarak embriyolojik hayatın bir parçası olan patent foramen ovale genel popülasyonda %25 civarında görülen bir anatomik oluşum. Fakat bazı hastalıklarla ilişkisi olduğunu veya henüz net olmasa da birçok ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ve paradoksik embolizm geçiren bir hastada PFO kapatılmasının strokları engellediği yolunda elimizde şu anda veriler mevcut. Ve böyle bir hastada transkateter yolla bunların kapatılmasının özellikle faydalı olduğunu ve özellikle vurgun hastalığında veya platipne ortodoksiste faydalı olduğunu biliyoruz. Fakat migrenle ilgili çalışmalar henüz devam ediyor. Belki bunların özellikle auralı migren grubunda, subgrubunda PFO kapatılmasının faydalı olacağını yolunda yayınlar söz konusu. Hepinize çok teşekkür ederim.